Evet, Kanaat Önderi, ilim adamı, mutasavvuf Mahmut Usta Osmanoğlu Perşembe günü sabaha karşı tedavi gördü. Hastanede vefat etti. Mahmut Usta Osmanoğlu uzun süredir yaşına bağlı sebeplerden kaynaklı tedavi görüyordu. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle de bir süredir hastanede yatıyordu ve Perşembe günü sabaha karşı da vefat etti. Birazdan Cuma namazına mütakip Mahmut Usta Osmanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze programı düzenlenecek ve buradaki cenaze namazının ardından naaşı defnedilmek üzere Edirne Kapı Sakız Ağacı mezarlığına götürülecek. Tabii burada çok öte bir kalabalık var. Yüz binlerce kişinin Fatih'e adeta akın ettiğini belirtebiliriz. Mahmut Usta Osmanoğlu ömrünü ilim adamlığına aramış, Kur'an'a adamış, Kur'an talebesi yetiştirmeye adamış bir zat. Dolayısıyla on binlerce, yüz binlerce insan yetiştirmiş bir zat ve burada Mahmut Usta Osmanoğlu'nun talebeleri ona son görevlerini yapmak için gelmiş durumdalar. Kameraman arkadaşım Muratcan Reyhan da ekrana taşıyor. Fatih Camii'nin şu anda içi zaten tıklım tıklım dolmuş durumda. Avlusu yine binlerce kişi ağlıyor ve ötesinde cami dışında da Fatih sokaklarında on binlerce, yüz binlerce kişinin Mahmut Usta Osmanoğlu'na son görevlerini yapmak için varlık gösterdiğini söyleyebiliriz. Fatih'te sokakların trafiğe kapatıldığını, caddelerin trafiğe kapatıldığını ve vatandaşların Usta Osmanoğlu'na son görevlerini yapmak için buraya akın akın geldiklerini belirtebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birazdan buraya gelecek ve Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenaze törenine katılacak. Burada kısa bir konuşmada yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Buraya tabii gelen vatandaşlar İstanbul'un dört bir yanından geliyorlar. Hatta Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Hatta dünyanın dört bir yanında geliyorlar. Mahmut Usta Osmanoğlu ömrünü ilme adamış, İslam'a adamış, Kur'an talebesi yetiştirmeye adamış bir zat. Ve bu nedenle yüz binlerce talebesi var. İşte o talebeleri son görevlerini yapmak için buraya gelmiş durumdalar. 1929'da Trabzon'da hayata merhaba dedi Mahmut Usta Osmanoğlu. 16 yaşına kadar çocukluk döneminde hem gerek kendi köyünde hem gerek çevre köylerde hem gerek çevre ilçelerde ilim adamlarından dersler aldı ve 16 yaşından beri de ilim öğretmeye, öğrenci yetiştirmeye kendini adadı ve bu çalışmaları hem Trabzon'da sürdürdü ve bir süre sonra da bu çalışmalara İstanbul'da devam etti ve 1954 senesinde Fatih İsmail Ağa Camii İmam Hatibi olarak göreve başladı ve burada yaklaşık 40 senelik bir imam hatiplik görevi söz konusu oluyor. Burada on binlerce talebe yetiştirdi ve bu talebeler de işte son görevlerini yapmak için buradalar. Burada son görevlerini yapmak için Mahmut Usta Osmanoğlu son görevlerini yapmak için buradalar. Buradaki bekleyişte sürdürüyor. Hem Diyanet camiasından hem siyaset camiasında burada çok sayıda kişi var ve burada son görevlerini yapmak için gelmiş durumdalar. Mahmut Usta Osmanoğlu ömrünü Kur'an'a ve Kur'an'ın anlaşılmasına adamış bir zattı. Buhul Furkan isimli bir tefsir kaleme alıyordu. 54 cilt olarak tasarlanan bu tefsirin 19 cildini kaleme almıştı ve ötesini kaleme almaya ömrü yetmedi ve Perşembe günü sabaha karşı hayatını kaybetti. Birazdan da Mahmut Usta Osmanoğlu için Fatih Camii'de cenaze programı düzenlenecek. Akabinde naaşı defnedilmek üzere Edirne Kapı Sakız Ağacı mezarlığına götürülecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.